Azərbaycan mahsulu çox üzülmüydü. 20 yanvar hadisi olmuşdu. Şehitlər verilmişdi. Tankların altında kıymetli kardeşlerimiz şehit edilmişdi. Bir mahsulluk vardı. Musluklarına su bile akmazdı, hatta çamurlu su olurdu. Yollar hepsi bataklık şeklindeydi vesaireydi. Evler yıkıntı bir halindeydi, çöküntü halindeydi. Bugünle o gün bir kıyas edilmeyecek derecede büyük bir fark var. Bundan da çok biz huzur duyuyoruz, mesut oluyoruz. Çünkü bizim için bir Azerbaycan, Anadolu'nun ikinci bir parçasıdır. Mehmet Aslan'la tanışmıştık, Allah rahmet eylesin. Onu birkaç defa o karanfil şiirini ondan dinlemiştik. Ben o şiir bir hüznün, bir ızdırabın ifadesiydi. Bahtiyar Vahapzade ile tanışmıştık. O da bir içi yanık, gönlü yanık bir şairdi. Beraber müşterek bir hatıraları beraber sohbet etmiştik. Selim Efendi ile zaten gelme Selim Efendi vesile oldu. Selim Efendi'nin yüreğimizde ayrı bir yeri vardır. Bu yüreğimizin yeri Selim Efendi devam edecektir. Çünkü burada bize kardeşliğimizi tanıştırdı. Manevi mesuliyetimizi idrak ettirdi. Şunu bize söyledi o zaman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den peygamber komşusu açken yatan bizden diye duruyor. Biz açız. Komünizmin getirdiği bir açlık ama bu maddi bir açlık değil, bu manevi bir açlık. Biz babamızın mezarında bile gidip bir Fatiha okuyamazdık. Bir ızdırabına bize, buna benzer çok Selim Efendi'den biz hatıralar dinlemiştik o zaman. Elhamdülillah 26 senedir bir kardeşliğimiz devam ediyor. Biz onu unutmuyoruz, o da bizi unutmuyor. Devam ediyoruz. Bizim için bir Azerbaycan bir sembol halinde Selim Efendi. Bir Şeyh Hüsam Paşazade Efendi Hazretlerine bugün bir minnettarlığa bir teşekkür halindeyiz. En büyük burada onun hoşuma da giden sevdiğimiz tarafı Müslümanın birbirine karşı olan husumetini ortadan kaldırdı. Çünkü daima mezhep kavgaları vardır, Şia-Sünni ayrılıkları vardır. Hatta bana yukarıdaki konferans salonunda bir kişi kalktı bir soru sordu. Şialık dedi, sünnilik nedir dedi. Siz Şia'yı sünniyi ne şekilde görüyorsun dedi. Ben de cevaben dedim ki ona, Cafer Sadık Hazretleri Şia'dır. Ebu Hanife Hazretleri de sünniydi. Biz Ebu Hanife Hazretleri ve Cafer Sadık Hazretleri nasıl Şia, nasıl sünniyse biz o şekilde Şia'yız, o kadar sünniyiz. Ehl-i Beyt'i sevmek dolayısıyla bir Şia'yız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izinden gitmek suretiyle sünniyiz. İkisi arasında nasıl bir baba evlat gibiydi, hoca talebeydi. Biz bugün de İslam dünyasının Şia ve Sünni meselesinin böyle olmasını arzu ediyoruz diye cevap vermiştim. Bir de şu var, bu Kanuni Sultan Süleyman vardı, Osmanlı'nın büyük padişahlarından biri. O Osmanlı'nın hududunu tayin ederken o zaman Francesco'ya yazdığı mektupta ben Azerbaycan'ım diye başlar, bir Müslümanların haritasını Azerbaycan'dan başladığını ifade ederdi. Yani de vakıf geleneği İslam'la beraber başlar. Yani bir Müslüman, bir mümini kardeş olarak bilecek, beraber paylaşacak. Diğer insanları da yine bize buyruluyor. Hayrun nas men yefun nas. İnsanın hayırlısı insanlara faydalı olandır. Bütün insanlar bir insanlıktaki eşimizdir. Onların da biz hidayette olmasını arzu ederiz. Onların hidayette olmasını, hidayet bulmasını, huzurlu olmasını için onlara ise gayret gösteririz. Yani bizim için Allah'ın yarattığı bir kulu fakir görmemiş, küçük görmemiş asla yoktur.